3 yıldızlı konaklama konforu Edirne Hotel Şimşek'in katkılarıyla. Güvenli bir yolculuk için motor, yağ ve yakıt katkıları NanoBorix adım adım sıla yolunu sunar. Yollara çıkmadan yapılması gerekenler. Seyahat bilgileri. Ülkeler ve uygulanması gereken şartlar. Konsolosluklarımızdan uyarılar. Sıla yolunda yaşananlar. Sılayolu.com adım adım Sıla Yolu 2015 ekibi sizlerden önce yola çıktı. Ve sizler için önemli bilgiler içeren bir program hazırladı. Siz siz olun. Adım adım Sıla Yolu programını izlemeden yola çıkmayın. Avrupalı Türkler Türkiye'den Avrupa'ya göç edeli 50 yıl oldu. Ve Avrupa gurbet olmaktan çoktan çıktı. Ama buna rağmen her yaz tatil nedeniyle Türkiye'ye giden Türkiye kökenli göçmenlere gurbetçi yakıştırması devam ediyor. Aradan geçen yarım asırlık süreçte pek çok şey değişmiş gibi görünse de içimizdeki gurbet, vatan özlemi asla değişmedi. Vatanı olan bağımlılığımız asla içimizden çıkmadı. Türkler için gurbet, sevdiklerine özlem duymak demektir. Vatan toprağı kokusundan yoksun kalmak demektir. Ve gurbetçi olarak bunu birebir yaşamak demektir. Avrupalı Türkler, birinci nesilden günümüzdeki nesile kadar az bir süre içinde olsa sevdiklerine kavuşmak, vatan toprağını koklamak ve tatillerini geçirmek için her yıl binlerce kilometre yol kat etmekteler. İşte bu yolun adı Sıla Yolu. Her yaz başında Avrupalı Türkleri bir izin heyecanı sarar. Çünkü yıl boyunca gidilip gelinen iş, okul, koşuşturmaların bedensel ve ruhsal açıdan verdiği yorgunluğu atmak, içine girilen rutin tempodan çıkıp kafa dağıtmak, dinlenmek, farklı şeyler yapmak, memleket hasretini gidermek, yeniden üretim için enerji depolamak adeta bir zorunluluk. Ancak vatan hasretini gidermek için çıkılan Sıla yolunda kat edilen binlerce kilometrelik yolda vatandaşlarımız birçok sıkıntılarla ve sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 2002 yılında her insanın bir rehberi olması gerekir düşüncesiyle yola çıkan Sılayolu.com yöneticileri, Sıla yolunda yaşanan bu sıkıntılara ve sorunlara dur demek için kollarını sıvadılar. Artık Sıla yolunda yaşanan bu sıkıntılara ve sorunlara çözüm üreten bir dernek var. Avrupa'nın ilk Türk Otomobil Derneği artık gurbetçilerin yanında. Her nerede sıkıntı yaşayan bir vatandaşımız varsa, Sıla Yolu Avrupa Türk Otomobil Derneği onların yanında olacaklar. Sıla Yolu Avrupa Türk Otomobil Derneği'nin neler yaptığına bakalım. Sılayolu.com yöneticileri kurdukları derneğe isim olarak DTAC ismi kullanmayı tercih ettiklerini söylüyorlar. Türkçesi ise Sıla Yolu Avrupa Türk Otomobil Kulübü anlamına geliyor. Sılayolu.com yöneticileri öyle bir derneği kurmalarının ana sebebini bir çatı altında toplanarak güçlü ve sağlam bir şekilde sesimizi ve isteklerimizi gerekli mercilere duyurmak diyorlar. Avrupa'da eksik olan önemli bir gereksinimin boşluğunu derneğimizle dolduracağız diyorlar. Sıla Yolu Avrupa Türk Otomobil Kulübü, Sıla Yolu'nda yaşamış olduğunuz tüm sorunlarınıza etkin çözüm yolları buluyor ve sizler için tüm yasal ve bürokratik engelleri aşıyorlar. Sılayolu.com ekibi her yıl olduğu gibi bu yılda sizler Sıla Yolu'nda yalnız bırakmadı. Adım adım Sıla Yolu başlıyor. Motorun dostu NanoBorix. Güvenli bir yolculuk için motor yağ ve yakıt katkıları NanoBorix adım adım Sıla Yolu'nu sunar.
Yol ver dağlar, yol ver bana. Başı duman para para. Yol ver dağlar, yol ver bana. Gönlüm gitme yara. Yollara çıkmadan yapılması gerekenler. Seyahat bilgileri. Ülkeler ve uygulanması gereken şartlar. Konsolosluklarımızdan uyarılar. Sıla yolunda yaşananlar. Sılayolu.com adım adım Sıla Yolu 2015 ekibi sizlerden önce yola çıktı. Ve sizler için önemli bilgiler içeren bir program hazırladı. Siz siz olun. Adım adım Sıla Yolu programını izlemeden yola çıkmayın. Yol ver dağlar, yol ver bana. Günlerce süren bir yolculuk. İçinden geçilen birçok ülke. Hedefte ana yurdumuz Türkiye var. Almanya, Avusturya, Slovenya ve Hırvatistan. Siz Sıla Yolu'na çıkacak Avrupalı Türklere bilgiler aktaran Sılayolu.com ekibinin bu haftaki durağı Sırbistan. Geçen hafta Hırvatistan programını kapatan Adım Adım Sıla Yolu ekibi yollarda. Evet sevgili seyirciler, Dortmund'dan başlayan yolculuğumuz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Az önce Hırvatistan'dan çıktık. Şimdi Sırbistan'a girmiş bulunmaktayız. Birazdan Sırbistan Büyükelçiliği'ni ziyaret edeceğiz. Sizler için güncel bilgileri alacağız. Bizleri izlemeye devam edin. Sırbistan'a girişte tır parkında Türk tır şoförlerimizle sohbet ediyor, onların dertlerini ve sorunlarını dinliyor ve Sıla yolcularımız için tavsiyelerini alıyoruz. Sevgili seyirciler, az önce Sırbistan sınır kapısından giriş yaptık ve Türk tırcılarımızı gördük. Onlarla biraz sohbet edip sorunlarını dinleyelim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kahramanmaraşlıyım. İsmim Ali Gökçam. Mersin firmasında çalışıyorum. Frigo, sebze meyve taşıyoruz Avrupa'ya, Türkiye'den. Böyle. Sırbistan hakkında problemleriniz var mı? Tabii olmaz mı? Sırbistan hakkında son zamanlarda bayağı bir sıkıntılarımız olmaya başladı bu polis olaylarından dolayı. Yani tak olayın üzerine çok düşmeye başladılar. Tabii uymak zorundayız ama bir dakikaya bile bayağı bir yüklü cezalar yazıyorlar. Ve hafta sonuna denk geldiği zamanlarda nezarete atıyorlar, cezaevine gönderiyorlar. Pazartesi gününe kadar orada bekleyip mahkemeye çıkıyorsun. O yüzden bayağı bir sıkıntılarımız var. Nasıl desem? Yani hani cezayı yazdığı anda orada ödemiş olmuş olsak amenna, ama o yüzden mahkemeye çıkartıyorlar. Mahkemeye çıkarttıkları için de bizim 1-2 gün zamanımızı alıyor. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz o yüzden. Biz sorunlarınızı tabii ki Büyükelçimize de ileteceğiz birazdan. Malum izin sezonu başlıyor. Gurbetçilerimiz yola çıkacak. Sırbistan güzergahını kullanacak gurbetçilerimiz için vermek istediğiniz öneriler veya bilgiler var mı? Tabii şu anda yani hani izincilerimiz için Sırbistan yolunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Sadece kurallara uymalarını rica ediyoruz. Yoksa herhangi bir Sırbistan yolunda öyle izinciler için sıkıntılı bir yol değil, güzel bir yol. En azından hani diğer taraftaki Bulgar yolu gibi falan değil. Düz yol, güzel yol. O yüzden hani kurallara uymalarını rica ediyoruz. Yani hız sınırlarına uysunlar. Hız sınırlarına uysunlar yeterlidir yani. Biz de zaten elimizden geldiğince hani onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle yani herhangi bir sıkıntı yoktur. Peki yollarda radar kontrolü falan yapılıyor mu? Tabii illaki her ülkede olduğu gibi burada da radar hız kontrolü yapılıyor. O yüzden hani hız sınırlarına uymaları yeterli. Teşekkür ediyoruz. Yine burada bir arkadaşımız var. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kadir Göksu, Adıyamanlıyım. Ben Mersin firmasında çalıştım aynı şekilde arkadaşlar. Avrupa'ya sebze ve meyve çekiyoruz ekseri. Hani arkadaşa katılıyorum, gurbetçilere söyleyecek lafımız sadece yolda dikkatli olmaları. Yani kesinlikle hız yapmamaları ve elinden geldiği kadar büyük araçlardan sakınmaları lazım. Çünkü çoğu ezbere gidiyor.
ezbere gittiği için de şaşırıyorlar, kazalara sebebiyet veriyorlar. Yani daha dikkatli olmaları, kurallara uymaları gerekiyor. Bir de elinden geldiği kadar yani uykusuz gelmemeleri. Yol uzun olduğu için uykusuz kalıyorlar, yorgunluk, gümrüklerde sıkıntı yaşıyorlar. Bu nevi psikolojikmen hem çökertiyor onları, hem de yorgun kalıyorlar ve bu yola yansıyor. Yola yansıdığı zaman da kazalara sebebiyet oluyor. Hani bizim tercihimiz, yani onlardan istediğimiz dikkatli olmaları, başka bir şey değil. Evet, Sırbistan zaten yolun ortası. Yani Sırbistan'a gelince gurbetçilerimiz dinlensin diyorsunuz. Hız krallarına uyusunlar. Biz birazdan yine Sırbistan Büyükelçimizin yanında olacağız. Sizlerin sorunlarını onlara ileteceğiz. Evet sevgili seyirciler, bizle izlemeye devam edin. Sıla yolu kaldığı yerden devam ediyor. Evet, tır şoförü kardeşlerimize sılayolu.com tişörtlerinden hediye ediyoruz. Bunları da iyi günlerde giymenizi temenni ediyoruz. Teşekkür. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Teşekkür oldu. Sağ olun. Teşekkürler. Bunu saklayacağım ben aracın içerisinde. Giymeyeceğim. Koltuğa atacağım bu şekilde. Görürsün. Sılayolu çok güzel bir isim. Güzel yani, hoşuma da gitti. Teşekkür ederim bunun için. Biz de teşekkür ederiz. Bir tane de size hediye edelim. Eyvallah abi. Biz teşekkür ettik. İnşallah bir gün gene karşılaşırız bu şekilde. Şartlarda. İnşallah iyi günlerde karşılaşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Nişpilot istikametinde dağlık yol, tek gelişli gidişli ve dar bir yol burada. Dikkati elden bırakmayın. Özellikle de tünel girişleri ve çıkışlarında dikkat etmekte fayda var. Bulgaristan, Sofya, Makedonya yol ayrımına dikkat edin. Ayrımını kaçırmayın. Evet sevgili seyirciler, şu anda Sıla yolunun en önemli noktalarından bir tanesi Sırbistan Niş yol ayrımındayız. Önümüzde yol ayrımı tabelası var. Sol tarafta Thessaloniki, yani Türkçesi Selanik, Skopje, Üsküp. Sağ tarafta ise Bulgaristan, Sofya ve Sırbistan pilot tabelasını görüyorsunuz. Bu noktaya gelmeden önce mutlaka rotanızı belirlemeniz gerekiyor. Bulgaristan'ı kullanmak isteyenler sağ tabeladan devam etmesi gerekiyor. Yunanistan üzeri gitmek istiyorsanız Thessaloniki, yani Selanik tabelasını takip etmeniz gerekiyor. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ana yurdumuz, gözümüzün bebeği Türkiye'mize varma adına kat ediyorduk yolları. Geride bıraktığımız her bir kilometre yol bizleri ana vatanımıza biraz daha yaklaştırıyordu. Kat edilen binlerce kilometre karayolu, günlerce süren bir yolculuk içinden geçilen birçok ülke, hedefte ana yurdumuz Türkiye var. Sıla yoluna çıkacak Avrupalı Türkler için rehber program olan Adım Adım Sıla Yolu ekibi, ana vatana varmak için Sıla yolunda yolculuğuna devam ediyor. Sıla Yolu programımız önümüzdeki hafta kaldığı yerden devam edecek. Önümüzdeki hafta ekibimiz Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan'dan en son gelişmelerle karşınızda olacak. Önümüzdeki hafta tekrar yine birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.